Gıda ürünlerine gelen zamlarla beraber vatandaşın beli her geçen gün iyiden iyiye bükülüyor. Et fiyatlarındaki fahiş fiyatlar nedeniyle ne yazık ki vatandaşlar kasabın yolunu unuttu. Yok, hepsi uçtu gitti, ne söyleyeyim. Çok pahalı, gerçekten çok yüksek, alamıyorum. Kırmızı et yerine tavuk eti tercih ediyor halkımız çünkü daha uygun olduğu için. Veya çoğu insanlar o tavuk etini de alamıyor. Şu durumda biraz daha tavuk satışı revaç görüyor. Et yerine gelip buradan tavuk alıyoruz. Başka bir şey alamıyoruz. Açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlar, başta kırmızı et olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış yüzünden yaşamsal mücadele veriyor. Gıda fiyatlarına gelen zamlar Gaziantep'li vatandaşların alım gücünü düşürürken evde kazan kaynamasına da engel oluyor. Şimdi daha önce şap hastalığı çıkmıştı mezbahadan. Ondan dolayı birazcık yoğunluktan dolayı biraz fiyatlar yükseldi. Sonrasında depremden etkilenen hani besicilerimizden dolayı bir onların etkisi de oldu. Tekrardan bir zam daha geldi. Ondan dolayı şu an biraz daha yükseliyor ve daha önce biraz daha yüksekti fiyatlar. Şu an birazcık daha geriye geldi yani. Şimdi et fiyatları malum düşmüyor ama genelde yükseliyor. Vatandaşın alım gücü nedir? Ya vatandaşın alım gücü çok hani üst düzeyde olmasa da yine alıyor. Hani fiyat konusunda da kıymamız biraz ağırlıkta gidiyor. Yani fiyat yüksek olduğu için kuşbaşı işte diğer spesiyal ürünlerimiz bir tık daha aşağıda kalıyor. Ondan dolayı kıymalık, yemeklik bu tür etlerimiz biraz daha fazla satılıyor. Çok yüksek. Bütün evet kasaplarımızda, marketlerimizde çok yüksek rakamlar oynuyor yani. Peki siz ne alabiliyorsunuz? Yani evdeki hesabınız çarşıya uyuyor mu? Gelip baktığınızda istediğiniz kadar alabiliyorsunuz? Hayır, kesinlikle alamıyoruz. Peki et almaya gelip tavuk aldığınız oldu mu? Tabii, et yerine gelip buradan tavuk alıyoruz. Başka bir şey alamıyoruz. Et fiyatları uçtu, her şey manava girdim şimdi. Aha, iki poşet 350 lira verdim. Ne aldım? İki patlıcan, iki maydanoz, iki domates. Hepsi uçtu gitti. Hiç o uçmadan yani hiçbir şey konuşturmayın da sormayın da. Vatandaş diyor ki fiyatlar yüzünden kasabın yolunu unut. Aynen. Vallahi billahi aynen. Hiçbir şeyin tadı yok. Et fiyatları genel olarak zaten gıda fiyatları enflasyona bağlı olarak artış var. Bunun karşısında alım gücü eriyor. İnsanlar mağdur yani. Temel gıda maddelerinden mahrum kalıyor. Bir an önce devletin bunu konuda bir şey yapması lazım. Önlem alması lazım. Kırmızı et yerine tavuk eti tercih ediyor halkımız. Çünkü daha uygun olduğu için. Veya çoğu insanlar o tavuk etini de alamıyor. Çünkü alım gücü inanılmaz derecede düşüyor. Etten değil, ekmek alamıyor insan. Bir ekmek 7,5 TL. Vallahi bence çok doğru. Hepimiz unuttuk. Çok pahalı. Gerçekten çok yüksek, alamıyoruz. Esnaf olduğumuz halde yine alamıyoruz.